Nick Hague, küçük bir çocukken Kansas'ta evinin bahçesinde oturur, gökyüzünde yıldızları izleyip bilinmeyeni keşfe çıkmanın hayalini kurarmış. Ekim ayında bir Rus Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştığında bu hayali gerçek olacak. Küçük bir çocukken gece hep gökyüzüne bakar, bilinmeyeni ortaya çıkarmak, orada ne olduğunu bulmak, yeni şeyler keşfetmek için oraya gitmek isterdim. 42 yaşındaki Heik, 57-58. keşif misyonu kapsamında 6 ay uzay istasyonunda görev yapacak ancak Kazakistan'daki uçuş öncesi uzay yürüyüşünden robot teknolojisine kadar pek çok alanda eğitim alması gerekti ve tabii istasyonun küçük odalarını ekip arkadaşlarıyla paylaşmanın psikolojisine de burada hazırlanıyor. Uzayda dar bir alanda 6 ya da daha fazla kişiyle birlikte olacaksınız ve kişisel uyuşmazlığı nasıl çözeceksiniz, ekip arkadaşlarınızı nasıl destekleyeceksiniz, nasıl birlikte çalışacaksınız, başkalarının yoluna çıkmaması için her şeyi bir arada tutmak konusunda başınızın çaresine nasıl bakacaksınız? Yumuşak beceriler dediğimiz tüm bunlar gerçekten önemli ve uzayda daha da ilerledikçe bunun değişeceğini sanmıyorum. Bence bunlar daha da kritik olacak. Çünkü daha küçük alanlarda, daha daha uzun zaman geçireceksiniz ve diğer insanlarla iyi bir şekilde çalışmak zorunda kalacaksınız. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde albay ve uydu ve hava araçları üzerine uzman bir mühendis olarak görev yapan Hay, 2013 yılında Johnson Uzay Merkezi'nde NASA astronot adaylık eğitimi için seçilen 8 kişiden biri oldu. Hayk, uzayda Rus kozmonotlarla birlikte vücut sıvılarında oluşan değişimleri gözlemleyecek. Çünkü bazı astronotlar uzay görevlerinden görme bozukluğuyla döndüler. Araştırmacılar, insanlar daha uzun uzay misyonlarına gönderilmeden önce sıvı değişimleri ve görme yetisi arasında fark var mı bilmek istiyor. Ben bir bilim insanı değilim, mühendisim ama istasyonda bilim insanlarının bir nevi eli kulağı ve gözü olma fırsatına sahip olacağım ve umuyorum ki onların bilinmeyeni keşfetmesi ve sonuçlara varması için gerekli verileri toplayacağım. Hey, son olarak Houston'da 6,5 saat boyunca uzay kıyafetiyle su altında uzay yürüyüşü için alıştırma yaptı. Çünkü su altı, uzaydaki yer çekimsiz ortamın etkilerinin test edilebildiği en iyi yer. Heyecanlıyım elbette. Çünkü nasıl olacağına dair bazı fikirlerim var. Daha önce uçmuş pek çok astronotla konuştum. Nasıl olduğuna dair izlenim edinmeye çalıştım. Ancak tüm duyularınızla onu hissetmeden tüm o farklı duyuları duyguları yaşamadan orada olana kadar bilemeyeceksiniz yani bir heyecan duygusu var çocukluk hayalimi gerçeğe dönüştürüp nihayet oraya gideceğim Heyk eğitimlerini sadece Houston'da sürdürmüyor. Rusya, Japonya ve Avrupa'da pek çok ülkede NASA partnerleriyle eğitim alıyor. Kendisi gibi Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli eşi ve iki küçük oğlundan ayrı kalmak onun için mesleğinin en zorlu kısmı. Ama Kansaslı küçük çocuğun en büyük hayalini gerçekleştirmiş olmasının heyecanı bu ayrılığa dayanmasını sağlıyor. More crew